Merhaba değerli takipçilerim. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere brokoli çorbası yapıyorum. Brokoliyi tek koyunca tadı güzel olmuyor. O yüzden sarımsak, soğan, havuçla tatlandırıyorum. İçerisine un koymayacağım. Un yerine patates, bir adet patates kullanacağım. Şimdi hepsini küçük küçük doğrayıp pişirme aşamasına başlıyoruz. Şöyle havucumuzu bu şekilde ben hepsini yıkadım ayrıca sürterek temiz. Brokolilerimi de yıkadıktan sonra tuzlu suda bekledim aralarında böcek bir şey olmasın diye. Mutlaka şu üstünü böyle temizleyin. Bu zaten blenderdan geçeceği için bunun büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Önemli olan blenderda rahat doğramak için bu şekilde doğrayacağız. 4 diş sarımsağımızı da şöyle iri iri doğruyoruz. Soğandan sonra sarımsağımızı gelişi güzel doğruyoruz. Zaten blender olacak. Şimdi brokolimizi de şöyle parçalara ayırmamız yeterli. Kökünü de atmayacağım. Kökü de pişsin. Hepsini bu şekilde brokolimizi doğrayacağım. Gelişi güzel. Bir fincan zeytinyağı. Bir iri doğranmış yemeklik soğanı biraz sote edeceğiz. Soğanımızın aroması çıktı. Şimdi sarımsağımızın aromasını çıkarıyoruz. Bunu hepsini birden çiğden de koyabilirsiniz ama bu lezzetlendirme oluyor. Bu lezzetli çorba için yaptıklarımız. Sarımsağımız da aromasını verdi. Daha sonra da havucumuzu veriyoruz. Havucumuzu da 1-2 dakika kavuruyoruz. Un yerine patatesimizi ilave ediyoruz. Un koymuyorum bu çorbaya. Patatesimizi de 1 dakika kavuruyoruz. Tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı. Yarım çay kaşığı da karabiberimiz. Hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra şu şekilde küçük doğradığım brokolilerimi atıyorum. Üzerine örtecek kadar yaklaşık 3-4 su bardağı kaynak su ilave ediyoruz. Sebzelerimizin hepsi eriyene kadar pişmelerini bekliyoruz. Daha sonra blender çekeceğiz. Bu şekilde. Yalnız brokoli olunca lezzeti iyi olmuyor. Şekilde sebzelerimiz erisin. Çorbamız bu şekilde. Sebzelerden birer tane yedim. Hepsi yumuşamış. Toplamda 6 su bardağı su girdi içine. Yoğunluk bu şekilde göstereyim. Şu şekilde yoğunluğu. Şimdi içine terbiyesini yapacağım. Şöyle. Yumurta. Bunu da blender yapıyorum. Daha sonra içerisine
Bir yumurtanın içerisine bir bardak yoğurt. Bu süt de olabilir. Ben yoğurdu daha çok seviyorum. Elinizde ne varsa. Şimdi ikisini tekrar blender'a. Şimdi çorbamız çok sıcak kaynak. Yoğurdumuz soğuk. Alıştırma yapacağız. İçine çok az koyuyorum. Karıştırıyorum bakın bu şekilde. Alıştıra alıştıra. Yoksa kesilir. Yoğurdumuz kesilir. Tekrar çok az. Şimdi yoğurdumuzu ılıttık. Bakın kesilme yok. Şimdi çorbamıza sosumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Alıştır alıştır. Çorbanın yoğunluğu size kalmış. Yoğun mu seviyorsunuz, sıvı mı? Sıcak su ilave edebilirsiniz. Sadece brokoli olunca bu lezzet olmuyor. Bu lezzeti size öneriyorum. Gerçekten şahane oluyor. Hem besleyici. Şimdi iki çeşit de protein koyduk sebzelerimizin içine. Yoğurt ve yumurta proteini. Bu şekilde çorbamız hazır. Ocağımızın altını açtık. Bir kere kaynayacak, söndüreceğiz. Çorbamız kaynadı. Altını kapatıyoruz. Ocağımız bitti. Şekilde. Hepiniz afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Üzerine şöyle bir zeytinyağı. Çok yakışıyor. Daha sonra balkondan kopardığım naneyi dekor için koyuyorum şu şekilde. Şimdi tadım zamanı. Çorbayı sizin için tadıyorum. Şahane bir lezzet. Muhteşem bir lezzet. Hepinize afiyet olsun. Bu sağlıklı, fresh, güzel çorbayı hepinize öneriyorum. Hoşça kalın.